Bir, probleminizden dolayı resmi bir daire ile görüşmeye gittiğinizi hayal edin. Bu resmi daireye gitmeden önce yapacağınız ilk şey güzel kıyafetler almak ve saçınızı düzeltmek olacaktır. Kendinize çeki düzen verdikten sonra resmi daireye giriş yaparsınız. Daireye girdikten sonra probleminizi çözebilecek yetkiye sahip olan kişiye ulaşabilmek için gerek sekreter, gerek yardımcısı, gerek ise tanıdık vasıtasıyla görüştükten sonra eğer bu kişilerden onay alabilirsek ve yetkili kişi de müsait olursa problemini ancak bu aşamalardan sonra anlatabilirsin. Evet. Bu dünyada hepimizin kendine göre dertleri, problemleri var. Bazen dertler o kadar üst üste geliyor ki altından kalkamıyor, eziliyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz ama ne fayda? Kime yönelsek olmuyor. Ne yapsak derdimize çare bulamıyoruz. İçimize kapanmaktan başka çare kalmıyor. Ama birisi var ki her daim bizi görüyor, bizi duyuyor, her halimizden haberdar hatta. Kalbimizdeki sıkıntılardan da haberdar. Peki kim bu zat? O zat seni senden daha çok seven, sana senden daha yakın olan, her an seni nakış nakış dokuyarak gündeminde tutan El Basir, El Semi, bütün dualarına icabet eden El Mucib olan Allah'tır. Evet, o Rabbin işte. Anlat her derdini ona. Hem Allah ile konuşabilmen için arada bir sekretere, bir danışmana veya randevu sistemine gerek yok. Sen yeter ki ellerini aç. Ben geldim Rabbim de. Allah yine mi sen demez. Aynı hataları yine mi yaptın demez. Bu saatte mi demez. Seni her yerde gören, her halinle kabul eden, nerede olursan ol. Farklı ortamlarda ne durumda olursan ol. İster hapishanede ol, istersen yapayalnız, kimsesiz ol. O her daim seninle konuşmayı bekliyor. Hem resmi dairedeki yetkili kişiler en fazla kaç derdimizi dinleyebilir ki, değil mi? Ama Rabbimiz öyle mi? Hayır, birden fazla derdimizi dinliyor, her derdimize dermanı özel bir şekilde vakti gelince veriyor. Sakın duaların kabul olmuyor diye ümitsizliğe düşme. Duayı elden bırakma. Çünkü Allah seni senden daha ziyade düşünür. Senin hakkında neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu en iyi O bilir. Sen kendini O'na teslim et. Vakti gelince anlayacaksın. Sen yeter ki sabretmeyi bil. İstediğin bir şeyi Allah'ın sana vermesi ne kadar zor olabilir ki? Şu an dünyadaki 8 milyar insanın görmesini, duymasını, kısacası tüm vücut azalarının duasına icabet edip o vücut azalarını çalıştıran El Mucib olan Allah seni dinlemesin, seni duymasın. Haşa, haşa. Karıncanın ayak sesini duyan Allah elbette gök gürültüsünün sesini de duyar. Şu an ne vaziyette olursan ol, aracısız ve torpil olmadan Zümer suresi 53. ayette biz ne yaparsak yapalım kullarım diye hitap eden El Mucib olan Allah'a yönel. O seni bekliyor. Dertlerin ne kadar çok olursa olsun dön ve dertlerine de ki benim Rabbim her şeyden daha büyük. Haydi ayağa kalk ve duaya sarıl. Dua eden adam bilir ki birisi var ki onun sesini dinler. Derdine derman yetiştirir. Ona merhamet eder. Onun o kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil. Bir kerim zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun o hadsiz ihtiyacını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanını def edebilir.